Merhaba. Merhaba. İnsanın ruhuna dokunan eserleri, her sergisinde bir başka temanın peşinden koşan cesareti ve tabii renkli kişiliğiyle bugün Mehmet Sinan Kur'an atölyesindeyiz. Merhabalar Mehmet Sinan. Merhaba. Nasılsın? Nefis. Umarım daha da iyi olursun. İnşallah. Öncelikle eserlerinde aşka verdiğin yeri biliyoruz. Çünkü sevgilini de birçok eserinde yer yer çiziyorsun. Peki ya aşka küstüğün dönemlerde bu çizimin de yansıyor mu? Tabii. Mümkün değil ki zaten yansımaması. Çünkü zaten hayat öyle. Yani bulutlar geliyor, hava kararıyor, yağmur geliyor, şimşekler, yıldırımlar vesaire. Tekrar güneş açıyor. Bu zaruri bir şey çünkü iyi gün dediğiniz şey kötü günün neticesinde olduğu için iyi gün. Yoksa iyi günün pek bir anlamı olmuyor. Devamlı iyi günde yaşamak güzel bir şey değil. Teletabiler gibi çayırlarda koşturarak, şarkılar söyleyerek insan bütün bir hayatı tüketemez. Peki Mehmet Sinan, sanata başlamadan önce birçok iş yaptın. Tabiri caizse 7 kere düştün ama 8 kere kalktın. Sanata başladığında resim yapmayı eğlenmek için mi yoksa para kazanmak için mi başladın? Hep eğlenmek için. Hiç kaybetme korkun, o başaramam korkun olmadı mı? 45 sene başaramadığım için başaramama korkum olmadı. Çünkü alıştım artık başaramamaya. Zaten başaracağımı da düşünmüyordum. Ama geldi işte. Bazı şeyler vazgeçtiğiniz zaman geliyor. Çok enteresan. Yani hayat boyu beyaz atlı prensinizi kovaladığınız zaman o beyaz atlı prens gelmiyor. Ama aman gelirse gelsin, gelmezse gelmesin artık bıktım ben dediğiniz zaman gelebiliyor. Evet, bunu düşüneceğim. Lütfen. 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 Peki şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Mehmet Sinan eserlerinde sadece çizmiyor, aynı zamanda yazıyor da. Ve ben de en son sergin Anna Laudel'de gerçekleştirdiğin... Posthumus. Posthumus. Ben Posthumus'u Londra'da bir kitapçıda gördüm. Posthumus kelimesini ve Posthumus'un öldükten sonra gerçekleşen olduğunu anladım. Öldükten sonra gerçekleşen de bende şeyi tetikledi. Bizim biliyorsunuz bütün aslında yani sadece sanat camiasında değil, Tesla, Nietzsche yani felsefi akımlarda olsun, bilim dalında olsun insanlar yani çok zeki insanlar o dönemde anlaşılamayabiliyor. Evet. Daha sonra bir 50 sene sonra, 100 sene sonra anlaşılabiliyor. Ama tabii onlar ölmüş oluyor işin kötü tarafı. Posthumus da bu demek zaten. Öldükten sonra gerçekleşen. Hı hı. Öldükten sonra gerçekleşmenin de çok bir anlamı yok benim için. Yani ben yaşarken paraya ihtiyacım var. Benim yeni projeler yapmak için. Öldükten sonra çok fazla ilgimi çekmiyor. Onu vurgulamak için yaptım Posthumus projesini. Hı hı. Ama Posthumus zaten herkes tarafından bilinmeyen bir kelime. Evet, söylemesi zor. İlginç, tabii, tabii. Söylemesi zor ama anlamı çok güzelmiş. Aynen. İlginç gelmesinin sebebi de o zaten. Serginde çok güzel bir anımız olmuştu ve ben de bunu kalıcı hale getirdim. Tabii üzerine de güzel bir yazı alırsın. Ay, kuruluş aşamasındaydı tabii o değil tabii mi? Tabii ki, aynen. Hatta kıskanmıştım şeyi. Bu aynen. Shakespeare'in Midsummer Night's Dream'inden bir Nick Bottom'un bir şeyi, sahnesi. Eşek kafalı olarak uyandığı bir sahne. Bu çok güzel bir fotoğraf evet, bu arada. Evet, üzerine bir şeyler karalamak ister misin? Memnuniyetle. Ay çok sevindim. Çok mutlu olurum. Evet, bu işi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mehmet Sinan. Ben çok teşekkür ediyorum. Biliyorsun ki biz Art TV ve EcoArt ailesi genç sanatçıları destekleyen bir kuruluşuz. Oo ne güzel. Evet ama sen de birçok genç sanatçıyla ortak sergin oldu. Muhakkak ki onlar senden büyük feyiz alıyorlardır. Peki senin de gençlerden etkilendiğin unsurlar oluyor mu? Ben başta onlara yardımcı olmak için yola çıktım. Ama hiç öyle olmadı. Gerçekten mantalite olarak, işleyiş olarak, birikim olarak onlar bana daha fazla yardımcı oldu. Bir havuz oluşturdum. Bunu ilk defa burada açıklıyorum. Hı hı. Bu havuzun ortak amacı, bana çok fazla teklif geliyor. Bu tekliflerin %20'sini değerlendirebiliyorum ancak. Zamanım ona müsait. Fakat %80'i heba oluyor.
Dolayısıyla %80'ini de değerlendirmek için ortak bir havuz oluşturdum. Bütün tanıdığım sanatçıları da bu havuza dahil ettim. Artık hep birlikte oturup konuşup böyle bir iş var, sen bunun neresinde olursun, olmak ister misin vesaire falan filan diye tartışıp onları yönlendirebiliyoruz. Ve bu herkesin yararına olan bir oluşum oldu. Şahane. Sayın İnce Aksoy'un da hep söylediği gibi burada sanatın birleştirici gücünü görüyoruz. İnce Aksoy'dan çok feyiz aldım. Ya, neden feyiz aldım? Çünkü insanların sosyal statülerini ikinci plana atıp birinci plana birliktelik fikrini koymaları gerektiğini 2-3 kişiden bugüne kadar öğrendiysem, bir tanesi de İnce Aksoy'dur. Bu beni çok etkiledi gerçekten. Çok güzel. Ne güzel senden bu sözleri duymak. Teşekkür ediyoruz. Senin büyük bir motor tutkun var. Bunu seni tanıyanlar ve sevenlerin biliyor. Bugün bu koşullar olmasa şayet, hadi kalk gidelim desem, rotamız neresi olurdu? Yeni Zelanda. Aa, çok ilginç. Hadi kalk gidelim. Gidelim. Evet. Peki Mehmet Sinan, önümüzdeki projelerin neler? Önümüzdeki projeler benim 2 sene önce Introvert sergim aslında ilk sergiydi. 2. sergim Posthumus sergisiydi. 3. sergim de ismini söyleyemeyeceğim bir sergi ama şöyle söyleyeyim size. Aslında ismini de tahmin edersiniz. 1. sergide Introvert sergisinde ben aslında Introvert'ün tam olarak kelime anlamı şu: asosyal. Fakat asosyal derken insanlarla iletişim kuramıyor, asosyal değil. İnsanlarla harika iletişim kuruyor, onları domine de ediyor. Fakat asosyal olmayı tercih ediyor. Çünkü kendi hayal dünyasında o kadar eğleniyor ki onu dışarıya taşımak ya da başka insanlarla paylaşmak aklına bile gelmiyor. Introvert. Posthumus öldükten sonra gerçekleşen demek. Posthumus'ta Nietzsche'nin 3 yaşam evresi olan deve, aslan ve çocuk evresini gördüler. Anna Laudel Galeri'de, 3 katta. Ben buna bir ilave yaptım. Ölüm. Yani benim en üst katta mezarım vardı ve o mezarda insanlar benim ölüm şeyimle, anlayışımla karşılaştılar. Fakat orada tabii ki benim düşünceme göre yaşam sona ermiyor. Çünkü insanlar odaya girdiklerinde o kalp tekrar atmaya devam etti ve onu başka bir finale bağladı. Zaten üçleme buydu. Introvert, Posthumus ve 3. sergi. 3. sergide de öldükten sonra nereye gittiğim. Benim yaşarken sürekli sıkıldığım ve kendimi zorladığım zamanlarda gittiğim bir yer var. Onun adı aslında Nowhere. Söylemekte onun bir sakınca görmüyorum. Zaten eserin adı da oydu. Nowhere'de en son sergi. Lahitim'de Nowhere ve 3. sergide de o Nowhere'in neresi olduğunu açıklıyoruz. Bu üçleme bitiyor. Nowhere, final. Şahane. Umarım yarınlarımız bugünlerden güzel olur ve biz bir an önce bu projeleri izleriz. İnşallah. Evet sevgili Mehmet Sinan, bizi bugün atölyende, daha doğrusu ev atölyende ve can dostlarımız hayvanlarla ağırladığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.